Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gün önce, aslında birkaç gün önce değil, daha dün Rockstar Games bir fragman yayınladı. Yaklaşık 10 yıldır beklenen GTA 6'nın resmi fragmanı dün sosyal medyada paylaşıldı ve inanılmaz bir sansasyon yarattı. Zaten beklenti çok yüksek bu oyunla ilgili ve bu fragmanla da bunu görebiliyoruz. Yaklaşık 100 milyona yakın izleyicisi oldu bir günde fragmanın ve Guinness Rekorlar kitabı da bunu resmi olarak açıkladı. Dünyada ilk defa bir oyun fragmanı yayınlandığı günden itibaren bir günde 24 saatte 100 milyona yakın izlenme seviyesine ulaştı ve bu çok büyük bir başarı. Ayrıca bu oyunla birlikte neleri görebileceğimizi, neyi beklememiz gerektiğini de bizi çok güzel ifade eden çok kısa bir video. Fakat bu videoyu yayınlamak için bu kadar beklememin sebebi aslında sosyal medyayı da takip etmiş olmam. Sosyal medyadaki tepkileri de gözlemleyip size paylaşmak istediğim için, güzel bir video ortaya çıkartmak istediğim için bir gün gecikmeli paylaşıyorum bunu. Fakat bu 1,5 dakikalık videoda oyunla ilgili gerçekten çok güzel küçük dokunuşlar var. Gizli dokunuşlar diyebiliriz. Çünkü bunlar hızlı izlendiğinde fark edilemeyebiliyor. Fakat ağır çekimde izlediğiniz zaman bu detayları çok güzel görebiliyorsunuz. Hadi şimdi bunlara bir değinelim. Bakalım oyun bize neler vaat edecek. Ya da biz bir sene sonra oyuna ulaştığımızda neler bizi karşılayacak. Şimdi ilk önce burada su efektlerine değinmek istiyorum. Buradaki su efektleri inanılmaz güzel olmuş. Rockstar Gaming'in yaptığı açıklamaya göre sadece su efektleri ve saç efektleri için, ki saç efektlerine de birazdan değineceğim, yaklaşık 4 kişinin çalıştığını okumuştum ben. Yani 4 tam zamanlı efekt uzmanı sadece su efektleri için çalışıyor. Yani bu oyun sektörünün geldiği noktayı açıkçası çok net bir şekilde belirtiyor ve gerçekten çok ciddi farklılık var oyunda. Ayrıca bu görselde görüldüğü gibi videonun birçok yerinde yat var. Bu da yat kullanımının oyuna tekrar geri geldiğini bize işaret ediyor. Hadi bakalım yat kullanırken neler gelecek başımıza. Bir sonraki detaya geçtiğimizde Vice City'nin gerçekten net bir görüntüsünü görüyoruz. Buraya baktığımız zaman şehrin inanılmaz derecede büyük olduğunu fark edebiliriz. Burada birçok arkadaş sosyal medyada Vice City'nin, yani bu şehrin GTA 5'teki Los Santos'tan daha büyük olmadığını iddia etmiş. Ama burada size Los Santos'un şehir merkezinin görüntüsünü paylaşıyorum. Buna göre Vice City'yi kıyasladığınızda inanılmaz bir fark olduğunu siz de zaten göreceksiniz. İşte burada. Ve buna göre baktığımızda gerçekten çok büyük bir fark var. Çok daha büyük bir şehir bizi bekliyor. Ayrıca bu ekran görüntüsünde geri dönen iki tane hava uçağını da görebiliyoruz. Maverick isimli GTA 5'teki helikopter ve Dodo isimli deniz uçağı bizleri karşılıyor. Ve bu Dodo uçağının arkasında da tabii bir yazı var. Bu yazı da çok ciddi spekülasyonlara sebep oldu. Şimdi bununla ilgili size mevcut spekülasyonlardan bahsedeceğim. Tabii hangisi doğru henüz bilemiyoruz ama hangisi olursa olsun keyif vereceği kesin. Şimdi hızlıca bu uçağın arkasındaki yazıda ne yazdığına bakalım ve yorumlamaya çalışalım. Burada 69'u neden seçilsin 919 varken anlamını taşıyan bir yazı var. Şimdi buradaki 69'un seks pozisyonu olduğu düşünülüyor ve herkes tarafından varılan kanı bu şekilde. Bunun ne olduğunu biliyorsanız eğer yeterince yetişkinsiniz demektir. Bununla birlikte 919'un ne olduğuyla ilgili 3 ayrı ana spekülasyon var. Bunlardan birincisi 919'un yeni bir içecek markası ya da yeni bir marka olduğu oyunda. Ama bunun ne markası olduğunun belli olmadığı yönünde. Yani alkol markası mı yoksa enerji içeceği markası mı ne olduğu belli değil. Bir sonraki ise Miami'deki Eleven adlı gece kulübüne atıfta bulunulduğu ve ona benzer bir gece kulübünün oyunda olacağı iması. Ve bununla birlikte bir üçüncüsü de oyunun yayınlanacağı 2025'teki tarih olarak düşünülmüş. Ve 9-19 olarak, yani 19 Eylül 2025 olarak baktığımızda 919'a denk gelen bir tarih oluyor.
Tabii bu teorilerden hangisi doğru daha kesinleşmiş bir şey yok ama bana sorarsanız ilk yaptığım yorum bence daha mantıklı geliyor. Fragmanın bu kısmına baktığımızda böyle dağınık çöl ortamı gibi bir ortam görüyoruz. Burası Florida Everglades denilen araziden, bölgeden esinlenilmiş ve burada yine fan motoruyla çalışan bir tekne kullanılabildiğini görüyoruz. Demek ki bu orada kullanılabilen bir araç olacak. Bir sonraki sahnede ise yine Everglades'ten başka bir görüntü gözümüze çarpıyor. Fakat burada dikkatimize çeken en önemli şey inanılmaz çok sayıda flamingo olması. Umarım bu flamingolar filmin gerçek son halinde de bu kadar çok şekilde karşımıza çıkar. Çünkü seyir zevki güzel görünüyor. Bir sonraki ekran görüntüsüne baktığımızda oyundaki karakterler hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Burada da net bir şekilde belli olduğu gibi inanılmaz farklı varyasyonlar mevcut. Ve daha güzel bir ayrıntı da bu kadar çok karakterin aynı ortamda bulunabiliyor olması. Bu GTA için gerçekten güzel bir gelişme. Ayrıca bazı karakterlerin kendi hayvanlarıyla hareket ettiğini de görebiliyoruz. Buradaki ekran görüntüsünde Chihuahua köpeğiyle koşu yapan çifti görebilirsiniz. Bunların hepsini aynı ortamda görebiliyor olmak güzel. Hayvanlarıyla çevrede gezerken insanların oluşturacağı problemleri düşünmek de tabii cabası. Yine aynı ekran görüntüsünde oyuna dahil olan iki helikopteri de görmek mümkün oluyor. Bunlardan bir tanesi Buckingham Super Velito. İşte görüntüsü burada. GTA Online'dan gelen bir cihaz. Bu da Sea Sparrow diye isimlendirilmiş olan ve suya iniş yapabilen bir helikopter. Bunları kullanmak da bir keyifli. Görevlerde ya da gezerken bunların var oluyor olması güzel. Ayrıca ekranda baktığımız zaman jet skilerin tekrar döndüğünü de görüyoruz. Ve ayrıca bir tane pickup'ın arkasındaki römorku suya indirdiğini görüyoruz ve bu römork boş. Bu da bize şunu ifade ediyor olabilir. Bu jet skileri kendimiz suya indirip tekrar sudan çıkartabilecekmişiz gibi bir izlenim doğuyor. Bakalım nasıl olacak. Bu ekran görüntüsünde de Machiavelli isimli gece kulübünü ya da striptease kulübünü artık nasıl adlandırırsanız onu görüyoruz. Bir önceki oyunda yani GTA 5'te Vanilla Unicorn isimli gece kulübüne kıyaslandığında gerçekten çok fark var. Yine birçok karakter aynı anda ve birçok farklı hikaye aynı anda işlenebiliyor. Yani buna şöyle de diyebiliriz bence. Oğlanların erkek olduğu yer artık burası olacak. Bu iki eleman çok yakın planda gösterilmiş. Bunların hikayede ciddi bir rolünün olacağını düşünüyorum. Bakalım bizi ne bekliyor. Bu görüntüde Vice City'nin sokak görüntüsünü ilk defa görüyoruz ve dikkatli bakarsanız GTA 5'teki birçok arabanın, ki burada görüntülerini de gösteriyorum, burada da olduğunu göreceksiniz. Ayrıca sağ tarafta dikkatli baktığınızda dilenen birisinin olduğunu görüyorsunuz. Buna da yer vermişler. Oyunda bu şekilde para dilenen, evsiz ya da dilenciler de olacak demektir. Ambiyans gerçekten güzel görünüyor, heyecanlandırıcı. Bir sonraki görüntülerde sizlere fragmandaki şehir görüntülerini bir arada göstermeye çalıştım. Buradaki şehir görüntülerine baktığımız zaman ciddi anlamda büyük bir şehrin bizi beklediği çok net bir şekilde belli oluyor. Ayrıca gökyüzünden denizdeki yatlara, şehirdeki hareketliliğe kadar her şey en ince detayına kadar düşünülmüş gibi görünüyor. Hatta bu son görselde hareket eden bir konteyner gemisinin olduğu da dikkatimizi çekiyor. Çünkü bir önceki oyunda bütün konteyner gemileri sabit dururken buradaki görselde hareket halinde bir konteyner gemisi görüyoruz. Bu da tabii ki insanın aklına konteyner gemilerini de kullanabilecek miyiz gibi bir soruyu getiriyor. GTA 6 fragman incelememizin birinci kısmını burada sonlandırıyorum. Daha inanılmaz çok detay var ve hepsini bir videoda paylaşıp uzun ve can sıkıcı bir video oluşturmak istemedim. O nedenle ikinci kısmı yarın paylaşacağım. Fragman hakkında ya da video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olmuş? Detaylar ilginizi çekti mi? Geri dönüşlerinizi bekliyorum konuyla ilgili. GTA 6 fragman incelemesi ikinci kısım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.